Anlatımlarını da anlatın. Sen kimsin X? Allah belanı versin be adam. Big no. Big no yani. Selamun aleyküm. Ben geldim. Ben geldim. Nasılsın hayatım? Umarım iyisindir. Bugün iyi bir şey konuşmuyoruz yine her zamanki gibi. Zaten ne iyi gidiyorken. Ne iyi gidiyor? Hiçbir şey iyi gitmiyor. Ama ve lakin biraz olsun, biraz olsun hayatın stresinden bizi uzaklaştıracak o videoyla karşınızdayım. Karşı karşıyayız. Ama tabii ki her zaman gibi yani mutlu bir şey konuşmuyoruz bu kanalda. Aldatılma, aldatma, o şerefsizi konuşacağız. Konuşacağız, tartışacağız. Çok üzücü bir şekilde sizden birkaç tane şey aldım. Hiç aldatıldınız mı? Aldatıldıysanız da bana hemen anlatın. Hemen yorumlayalım diye size sordum. Aslında sizin hikayelerinizi okuyup problemleri çözüp aldatma konusuna gireceğiz efendim. Korkunç. Yani korkunç bir videoyla beraberiz. Ay beynim arada duruyordu, kusura bakmayın. Her şeyden önce öner. Beni öner. Ona buna, şuna ona, arkadaşına, dostuna, çevrene, sevgiline, fakbedine ya da karına, kocana. Beni öner. O markaya, şu markaya. Mitosu, çutosu, durtosu, ruhusu. Hepsini öner. Yiyelim burada yani makbank yapalım gider. Ruhusu da olabilir, ruhusu da olabilir. Herhangi bir markaya da öner. Şarkutelat geçtiğim inşallah farkındasınızdır. Benim giriş kısmım bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar yani. İçeceğinizi alın. Kahvenizi mi artık ne içiyorsanız. Ve şu ağlatılma hikayeleri de başlayalım efendim. Biraz tipim kayık bugün, kusura bakmayın ama yani arkadaşlar haftada 2 video geliyor. O yüzden biraz tipsel, tipolojik olarak... her daim perfect olduğum anlarda çekim yapamıyorum yani. Mesela bugün ofis günüydü, toksik günüydü ve havayı şu an görmeniz lazım yani. Böyle gece ve tek bir ışık yok. Ama ve lakin bu çocuk sizin travmalarınıza parmak sokacak ve YouTube videosu çekecek. O yüzden gerçekten bakın öner diyorum, tamam funny ama ve lakin gerçekten subscribe olmanız çok büyük bir önem taşıyor. Şimdiden teşekkür ediyorum ve artık Özgür şunları okumaya geç dediğinizi duyar gibiyim. O zaman video başlasın. Bu da birinden arak oldu ama yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Bu arada isim vermemek için SS koymuyorum. O yüzden yani. Eşimin çalıştığı kurumun lojmanında kalıyorduk. Evlisiniz. Bir gün eve geldi. Güzel bir ev buldum. Kirası da uygun. Al ev sahibinin numarası. Evi gez, beğenirsen taşınalım dedi. Güzel. Yani kocan geldi ve sana dedi ki al ev sahibi numarası, bu yeni evimiz, buraya bir bak. Ertesi gün verdiği numarayı arayıp ev sahibiyle buluşup evi gezdim. Malum eve taşındık. Bir ay sonra eşimin beni ev sahibi olarak tanıştırdığı kadını aldattığını öğrendim. O evde kaldığımız süre zarfında yanımıza tatil için geldiklerini zannettiğim kayınvalide, kayınpeder ve görümce yılanlarının aslında yeni gelinleriyle tanışmak için geldiklerini ve ben evde daha 2 yaşına girmemiş oğluma bakarken, Allah belanı versin be adam, onların dışarıda o kadına gezdiklerini öğrenmemde cabası, kadının eşimden de büyük ve 3 çocuklu oluşunu saymıyorum bile. Wow. Hayatın tokatını mı yedim yoksa üzerimden dozerle mi geçtiler bilmiyorum ama vardır her işte bir hayır. Hande'cim sen çok büyük bir sevap işlemişsin öncelikle ki bu beladan kurtulmuşsun yani. Allah o adamın belasına... Arkadaşlar yani yuvayı yıkarak kurulan yuvadan bir bok olmaz, bir cacık olmaz. Cacık yıkarak olmaz, cacık salatayla olur. Bundan mütevellit yuva yıkanların sanmayın ki yuvası güzel oluyor. Yani insanlar neden aldatır yani falan diye de bunu aldatmanın genel temel başlığını da konuşmayalım isterseniz. Aldatmak tabii ikisinde de aldatılanla alakalı bir problem olmadığını ve aldatan kişinin orospu çocukluğunu olduğunu, orospu çocukluğundan mütevellit kaynaklandığını söylememe gerek yok diye düşünüyorum bu video. Ama ve lakin gerçekten şu an birkaç tane aldatılma hikayesi okuyacağımız için ve biraz olsun içinizde hata bende mi, nerede yanlış yaptım gibi bir düşünce varsa inanın bana hayır. hayır yani. Olmasın. Sinirli olduğum bir konu aslında. Gülüyorum geçiyorum ama aldatmak kadar, ay gireceğim artık ben. Aldatmak kadar şerefsizce ve insanın böyle hani kendine bir bok sanması, ego savaşından çıkan bir eylem olamaz. Sen kimsin de aldatıyorsun, anlatabiliyor muyum? Sen hangi hani kendini zeki mi sanıyorsun, yoksa ay hayatın şeyi ben de böyle biriyim havalı bir yerden mi yapıyorsun bunu? Bunu nereden yaptığının da aslında hiçbir önemi yok da hani kendini ne sanıyorsun aldatırken? Herkes seni istiyor ve 10 tane kadın peşinde. Tamam. Tamam, affedersin de yani 2 santimlik bazı problemlerini böyle kapatmaya çalışıyor olabilirsin. Başta da söylediğim gibi bu seninle ilgili bir problem. Beyefendi. Benim yorumum böyle Hande'cim. Bir sonraki hikayeye geçiyorum artık. Bu benim için hikayedir çünkü giriş gelişme ve sonucu var maalesef ki. 2 senelik uzun bir ilişkim vardı. Ona X diyelim. Tamam, X diyelim. Her şey güzel gidiyor gibiydi. Ben çok araya girdiğimi biliyorum ama böyle benim bir şey okuyup yorumladığım videoları sanırım beğeniyorsunuz. Çünkü paranormal videoya da çok çok güzel yorumlar geldi ama bu videolar hep, dilencilik yapmayacağım bu arada, sadece bir şey söylüyorum. Bu videolar hep genel videolardan maalesef ki aşağıda kalıyor. O yüzden bir şey okuyup, paranormal de olabilir, böyle hikaye de olabilir, yorumladığım videoları seviyorsanız gerçekten yorumlarınız inanılmaz kıymetli. Ondan mütevellit yorumlarda buluşmayı lütfen ertelemeyelim yani. Her yorumu okuyorum hayatım. Devam ediyorum X'li olan hikayemize. Bir gün telefonda biriyle konuşurken yakaladım. Kim olduğunu hiç sorgulamadım. Biraz tartıştık ve ayrıldık. Biraz zaman sonra en yakın arkadaşım bizim evdeyken... Ay, en yakın arkadaşımla yatmadı inşallah. Bir anda ağlamaya başladı ve ben senin X'i seviyorum. Bir süredir konuşuyoruz, özür dilerim diye. Ay yakın arkadaş kızı. Ya X de yani. Neyse, bu X'i seviyorum da itiraf etmiş arkadaşı. Ben de dayanamadım, tamam ne yapıyorsanız yapın dedim ve kızı evden kovdum. Mantıklı, yine aldatan erkek. Birkaç hafta sonra kız uzun bir yazı yazarak hayatımı mahvettin, senden nefret ediyorum konulu bir mesaj atmış. İnşallah sana değil, eşine ya da sevgilinedir bu mesaj. Halbuki hiçbir şey yapmamıştım. Taşak atmaya gidiyorsun. Hem ikinci kadın oldun hem de birinci kadına sen neden birinci kadınsın diye bir mesaj mı atıyorsun? Eskortluğun da bir alemi var. Alemi değil. Eskortluğun da bir adabı var. İkinci kadın. Halbuki hiçbir şey yapmamıştım. Meğerse eski sevgilim ondan ayrıldığım için arkadaşımla beni kıskandırıp üzmeye çalışmış. Ben hiç takmayınca kıza da kötü davranmış ve ayrılmışlar. Bir dakika, geleceğim bu kısma. Kız da onun bana yaptığını benim ona yaptığımı sanmış. Kıssadan escort dediğim için ve ikinci kadın dediğim için özür diliyorum ikinci kadın olmayan kadından. Tamamen yine bu hikaye nereye bağlandı arkadaşlar? Erkek kendini çok... Ya kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum. Ben de erkeğim zaten bir noktada. Niye cinsiyetçi konuşayım ki erkekler hakkında? Ama ve lakin... Tam cinsiyetçi olmayayım. Hadi X demeye devam edeyim cinsiyetini söylemeden. X! Canım X, sen 2 kişiye, bakın cinsiyet vermiyorum, sen 2 kişi idare ederekten aldatmayı başaracak kadar kendinde ne görüyorsun? Sen kim? Sen kimsin X? Allah Allah. Vallahi birinci kadın, ikinci kadın. İstiyorsa 82. kadın olsun. Sen hiçbir zaman birinci adam olamayacaksın, haberin olsun. Aptal X. Diğer hikayeye geçelim. Ay ama bir içimi sıktınız. Bir içimi sıktınız. Bu arada ben hiç aldatılmadığımı düşünüyorum. Dur düşüneyim. Hayır, aldatıldım. Pardon, tamam. Bir travmaylar. Unutmuşum yani, o derece silinmiş aklımdan. Tanışıklığımız olan bir çocukla sevgili olduk ama ben 2 yıldır neredeyse beğeniyordum çocuğu. Biz sevgili olduktan sonra tatile gitti ve eski sevgilisiyle buluştu. Nasıl yani? Bir dakika. Baştan okuyacağım. Ben mi anlamadım yoksa sen biraz şey misin Moon Queen? Yeniden okuyacağım. Tanışıklığımız olan bir çocukla sevgili olduk. Tamam. Ama ben 2 yıldır neredeyse beğeniyordum çocuğu. Tamam. Biz sevgili olduktan sonra tatile gitti ve eski sevgilisiyle buluştu. Not tamam. Not tamam, bu eski sevgiliyle buluşmak not tamam. Soru bile attılar. Ben de o sıralar çok rahat bir insanım ama ne rahat yani. Sınırsız bir rahatlık. Çocuktan da çok hoşlanıyorum. Çocuktan çok hoşlanıyorsan çok rahat olmazdın. Özür dilerim, ben kıskançlığın normal bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonra biz bu mevzuyu çözdük. Ama toksiklik derecesine değil. Sonra biz bu mevzuyu çözdük derken başka yanlış anlaşılmalardan dolayı ayrıldık. 5 ay sonra falan geri döndü. Biz de tekrar başladık. Sonra ben ghostladım. Tamam. Ondan sonraki tekrar konuştuğumuz zamanlarda Spotify'dan beni aldattığını buldum ve direkt her yerden engelle sonlandı. Ama bu hikayede boşluklar var aşkım. Spotify'dan aldatıldığını öğrenebilirsin bu arada. Çünkü şöyle hikayeler duydum biliyorum ve maalesef birinci ağızdan da olabilir bu. Şey gibi şeyler, atıyorum eksiyle güncel hani ortak playlist yapabiliyorsun ya. Hani bir şey eklediğinde gözüküyor ve tarihte gözüküyor falan pişman gibi şeylerden. Bunlar maalesef ki görülüp bilinebiliyor. Anlatabildim yani. Ortak playlist'e şarkı ekleme tarihleri ve ekledikleri şarkı ve falan gibi şeylerden bunları çözebiliyorsun aslında. Ama işte ya şey de demek istemiyorum kanka, ararsan bulursun da demek istemiyorum çünkü herkes de aldatmıyor bir noktada. Ama velakin ararsan da bulursun bir şey ya, yani ya bulduğun şey illa aldatmak olmayabilir ama sanırım biraz şunu düşünüyorum. Ne kadar çok buna mesai harcarsan. Çünkü ben eskiden şeydim. Aldatmak için konuşmuyorum. Lütfen böyle bir yerden değil yani. Aldatan insan Allah belasını versin. Ondan bahsetmiyorum. Yani mesela birini takip etmiş, tamam mı? Ben onu dert edip kafamda 24 saat ya da 24 gün ya da 24 ay o kim diye düşünmektense gerçekten bazı konularda cehalet mutluluk turu savunuyorum. Şu an bunu %100 gerçekleştirebiliyor muyum? Evet, gerçekleştiriyorum. Birkaç aydır bu yöntemi deniyorum ve gerçekten mutluyum. Stalklamıyorum. Stalklarsam da krizente olmuyorum gibi. O yüzden ya bir şeyi çok fazla yapmak da yani obsessed olmak da iyi değil. Ondan bahsediyorum yani. Her gün kimi takip etmiş diye bakarsan zaten bu hikayenin problemi maalesef ki sen oluyorsun. Özgür gibi de anlayabilirsiniz. Senli benli yani. Ben dostuma söyledim, arkadaşım sen anla. Arkadaşıma söyledim, teyzem sen anla gibi bir hikaye işte. Öyle yani ya, Spotify'dan da oluyor böyle şeyler. Çok uzun yazmışsın ama okuyacağım çünkü merak ettim. Çok da uzun değil ya. Çok uzun dediğim bir paragraf bir şey. Bana göre yani. Bana göre uzunlukta. O yüzden okunabilir ya. 2 dakikalık şey. En başını anlatıyorum. Uzun okurum demene dayanarak. Ben şey demiştim de bu arada bunu çıkarken. Uzun olsa da yazın ben okurum demiştim de. Anyway. Biz bu çocukla 3 sene manitaydık ama aşırı toksik bir ilişki. O kadar kıskançtı ki aynı sınıftaki kendi arkadaşlarına bile yanlışlıkla göz ucuyla baksam trip atardı. Yargılamamaya çalışıyorum. Arkadaşımı da kıskanmasın bir zahmet. Bana hep sen güvenilmezsin, sen beni aldattın falan diyordu. Neyse ben ailesel sorunlarından dolayı taşınmak zorunda kaldım İstanbul'dan Bursa'ya. Uzak mesafe hiç çekilmedi. Zaten olmaz. Ben normalde bu çocuğa çok güveniyordum ama taşındıktan sonra aklıma kuşkular düştü. Hesabını istedim falan, vermedi. Right. Sen sevgili olacağın Instagram'ını bilmiyor musun? Hesabını istedim derken şifresini mi? Bak hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Şifresini istedim ve vermediyse normal sanki aşkım ama bir dakika devam edelim. Yargılamam. Ben seni hiçbir zaman yargılamam. Ama biraz da şey gibi düşün bunu. Öner var ya benim. Önerimmiş gibi düşünürsen, yargılamayaraktan düşünürsen yararlı bir bilgi. Vermemesi saçmaydı çünkü bir ara hesabı zaten bendeydi. Bayağı büyüdü, kavga ettik, ayrıldık. Ondan sonra 4 ay hep konuştuk ama manita olmadık. Yine böyle bir gün konuştuk. 3 gün sonra TikTok'ta bir gördüm bunun bir kızla videosu. 5 gün sonra işler çok uzadı. Ben kıza yazdım. Kız da bana Ocak'ta onun bunun Twitter TT falan yazmışsın. TT'yi TikTok diye okumayı bilmiyorum ben. TikTok videosuna yorum yaptığını, öyle tanıştıklarını söyle. Sonra ben aldatıldığımı öğrenince şok oldu. Beni o kadar suçlayan birinin aldatmasını beklemezdim. Sonra kızla konuştuk falan. Kız çocuğa demiş sen nasıl birisin, kızı aldatmışsın. Gerizekalı çocuk demiş ki intikam aldım. Gerçekten şizofreni tekiydi ve yeni öğrendim. Benim olduğum şehirdeki üniversiteyi kazanmış. Biraz karışık bir hikaye ama anladığımı düşünüyorum. Aldatmasının bahanesi olarak intikam aldığımı mı savunuyor? Yani buna kendini inandırmış mı? Zor. Zor. Tabii ki bunu da Bihter yazmış. Allah belanı versin Erko. Ay bir şey diyeceğim. Sanırım bizim bir noktada özür de dileyerek olsa, haddim de olmayaraktan da olsa biraz Erko nefreti çekmemiz gerekiyor aşkım. Bir tane erkeklerin sevmediğimiz özellikleri çekelim. Bir tane de sizle, ya hep sizden gelenler olarak diyorum, bir tane de tamam, okey. Yani kızların sevmediğiniz özellikleri de çekeriz çok istersen erkekler ama gerek yok. Bu ikisini çekelim mi? Yani kızların yaptığı hatalar, erkeklerin yaptığı hatalar çeksek mi? Ya şöyle bir şey de var. Ne desem şu an cinsiyetçilik gibi olacağı için böyle konseptlerden çekiniyorum bu arada. Yalan yok. Ama ve lakin benim öyle bir yerden söylemediğimi bilirsiniz diyerekten şu an bu teklifle geliyorum. İsterseniz bir çekerek. Ama dersen ki Özgür'üm sen bunları konuşacaksın ama insanlar yanlış anlar, şimdi bok yoluna gitme. Hiç o toplara girme aşko diyorsan da girmeyiz. Yani yorumlarda ne çekelim ne edelim söyleyin. Ben bir tane erkoları salladığım bir bölüm istiyorum. Ama karşılıklı olacaksa da yani. Siz bana diyecekseniz ki erkeklerin şu özelliğini sevmiyorum ya falan diyecekseniz çekelim amenna. Çünkü biz bir topluluğuz. Topluluklara ne olmaz? Düşüş. Fight, savaş olmaz. Benim arkamda duracaksanız çekelim aşkım. Neyse yani YouTube'dan beni takip ediyorsan topluluktan çıkacağım, bunu bir ara sizden alacağım. Beklemede kalan. Fazla iyi olmasından bir bit yeniği olduğunu anlamalıydım. Kendimi her iyi hissetmiyorum değişimde yaptığı jestler, geceden bir vakti aşağı in seni görmeye geliyorumlar, wow, ve daha bir sürü şey. Hem yakışıklı hem zeki, yine bir erkek. Galiba bu sefer buldum dedim ya. Tabii tamamen tesadüfen beni arkadaşımın arkadaşıyla aldattığını öğrenene kadar. Şu an üçüyle de görüşmüyorum. Ne zaman biri fazla iyi gelse içimde bir şüphe doğuyor. Doğmasın aşkım. İyi insanlar da var yani. Çünkü buna inancımızı kaybedersek iyi olmaz. Ya biteriz değil. Okey, insan güvenmeyelim. Bitmeyiz. Ki güvenmeyelim. Ama ve lakin herkes aynı bokun laciverti demek de İyi bir şey değil aşkım ya. Hani bu süreçte ben gerçekten böyle şeyler öğrendim. O yüzden evet, insanoğlu oç. Evet, nobody's perfect. Yani kimse mükemmel değil. Ama herkes kötü de değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden iyi insanlar vardır. Buna inanmak zorundayız. Çünkü diğer seçeneği duymak dahi istemiyorum. Beni en yakın arkadaşımla 4 ay boyunca aldatmış, kız en sonunda vicdan azabından söylemişti. Ya, en yakın arkadaş oçluğu hakkında gerçekten yine bunun üzerine de bir video çekebiliriz. Çünkü hani ben de en yakın arkadaşlarımdan hep kazık yedim. Hep. O yüzden hep en yakın arkadaşım değişti. Ama ve lakin hiçbir zaman şey gibi bir kazık yemedim yani. En yakın arkadaşım benimkine baktı da onlar yattı da falan gibi şeyler yaşamadım. İşte asıl benim mentalimi bu bozardı mesela. Hani arkadaşlık konusunda gerçekten hani sevgilimi arkadaşlarıma tanıştırmak namına çok büyük soru işaretleri yaşardım. O yüzden iyi ki yaşamamışım, ama sen böyle bir şey yaşadıysan da umarım iyisindir aşkım. Şeye çok üzüldüm bu arada. Hani ben bu soruyu sordum size ve tamam, benim YouTube hesabımın kitlesi de %90 kadın olduğu için sadece kızların yorum yapmasını da anlıyorum. Ama hep bir kız ismi görüyorum bunu yazan ve bu noktada sinirleneceğim. Ya bu video şey gibi de olsun istemiyorum yani. Erkekler aldatır. Erkekler aldatıyor. Kadınlar hep şey gibi de değil. Okey, kadın da aldatır ama bana gelen 100 yorumun 99'u, belki de 100'ü diğer senaryo. Maalesef ki ne? Nasıl içimde öfke olmasın? Nasıl olmasın yani? Sen kimsin? Benim hikayem sadece aldatma değil, çocuğun kendisi tamamen yalan çıktı. Bunu çok merak ediyorum. Ya bu arada şey gibi bir yerden okuyorum bunları. Umarım yanlış anlamıyorsunuzdur yani. Okuyorum ve gülüyorum ya. Hani sizin dertlerinizde gülüyorum olarak değil yani. Ben hep böyle problemleri şey olarak alırım. Nasıl ki beni aldattı gibi bir yerden alırım. O yüzden yani sinir gülüşüm. Yanlış anlamayın diye bu parantezi açmak istedim. Biz sosyal medyadan tanışmıştık ve ilişkimiz yaklaşık 6 ay sürdü. Kendini bana koç psikoloji mezunu diye tanıtmıştı. Ailesinin varlıklı olduğundan vesaire bahsedip duruyordu. Ancak şöyle bir şey var. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyorduk ve ben onun olduğu şehre gittim birkaç defa ve sonra benden bir bahaneyle ayrıldı. Ben de onun ismini ve soy ismini de evli olup olmadığını araştırdım. Ancak sistemde öyle biri çıkmadı. Sonra yazdım ona, kimsin, söylediğin her şey yalan diye. Sen mesela ne bileyim Ali Veli yazıyorsun. Ali Veli diye biri bulunamadı falan mı diyor sistem. Wow, havalıymış ama biraz korkunç. O da daha önce evlenip boşanmış, bir çocuğu var, hatta kardeşim diye anlattığı kişi kızıymış. İsmi dahil her konuda yalan söylemiş bana. Allah gerçekten. Ay bu videoda çok bela okuyasım geliyor. Abi evli ol, yani önceden evlendiğini ve çocuğun olduğunu da söyle sevgiline bir zahmet. Gerçekten insana kendini ne sanıyor? Yani bu arada biraz şey, uçmuş yani. kafayı yemiş gezdeki anı sinirlendim belli değil. Sevgilimin çocuğu çıkması gerçekten onu oralarda paralardım he. Aşkım umarım iyisindir yani. Kimsin ya? Aylarca bana sen nasıl yalan söylersin? Yok artık, yok artık. Çocuğun olduğunu da söyle. Yani bu arada ne diyeceğim ya? Birisinin evlenip boşanması ve çocuğun olması korkunç bir şey anlamda söylemiyorum ama bunu bana söylemen lazım aşkım. Sanki. Ay çok gerginim, çok. Aldatılacağımı hissettiğim an ayrılıyorum. Aldatılmak illa biriyle yatmak değil benim için. Benden başka karşı cinsi herhangi bir yükselmesi varsa biter benim için. Biz kadınlar anlıyoruz, aldatıldığımızda sadece bazılarımız göz yumuyor. Ayrılmak istemediği için. Ay çok üzüldüm. Çok üzüldüğüm çok şey oldu bu yorumda. Çünkü aldatılıp aldatılmaya okey olan çok fazla insan var ve anlayabiliyorum gibi bir yerden söylemiyorum. Ama çok üzülüyorum. İnanılmaz üzülüyorum. Çünkü demek ki karşı taraf çok iyi bir manipülasyon örneği ve kendine çok bağlamış. Ya da yani ben çok duygusal olduğum için de bunu yapıyor olabilir. İlla karşı taraf orospu çocuğu olduğu için değil. Hani ben belli ki iyi biriyim ve sevgimin suistimal edilmesi gerçeği no. No yani. Bu arada ağlatıldığını hissetmek de çok doğru bir yorum. Özellikle yine cinsiyetçilik, sade cinsiyetçilik, kadınların kesinlikle bir şey hissediyorsa ve düşünüyorsa bunun altından %100 bir şey çıktığını ben de biliyorum ve görüyorum ve anlıyorum yani. Ay çok gerginim. İnşallah kötü hissettirmiyordur size bu enerjim. Ben de sevgiliyken hiç fotoğraf atmıyordu. Ayrıldık. 6 gün sonra bir kızla sarmaş dolaş hayatımın anlamı yazan bir fotoğraf attı. Üstün Firdevsoğlu radarımla da aldatıldığımın kanaatindeyim. Aşkım üzgünüm. Sanırım evet aptal kendi kaybetti de. Bu kadar da yani bu kadar çomak sokma be. Ay tükürdüm. Çomak da sokma be kanka. Hani ya bu arada ben de ayrıldıktan sonra bir hafta sonra birini bulabilirim. Bu arada. Okey. Okey. Ama bir hani geçmişe saygı. Bir yaşanılanlara saygı niteliğinde o story'yi atmazsın kardeşim. Hadi 10 gün bekle en azından. Yanlış mı düşünüyorum? Şok içindeyim gerçekten. Arkadaşımla dışarıda yürüyorduk. Karşı yoldan tanıdık bir yüz bize doğru yaklaşıyordu. Yanımda da bir kız vardı. Beni geç fark etti. Meğer sevgilim eski sevgilisiyle buluşmuş. Aldatıldığımı da böyle tesadüfen öğrendim. Oh my fucking god. Ben sokakta yürüyorum. Karşımdan sevgilim geliyor. Sevgilimin kolunda eksi var. Ve bana doğru yürüyorlar. Bana doğru yürüyorlar. Hani gerçekten nasıl bir psikolojiyle olacağımı öngöremiyorum aşkım. Gerçekten öngöremiyorum. Bu arada şey gibi değil. Anasını sikeceğim onların falan gibi değil. Ama hani ne hissedeceğimi öngöremiyorum. Yani ne olur bana o an hani şey mi olur? Aşkım mı olur yoksa ananı sikeyim. Büyük ihtimal ikincisi olur. Ananı sikeyim deyip bütün gemileri yakıp sen orospu çocuğusun diye suratında bir tane şöyle yapıp suratını değil böyle ya sen Allah belanı versin ya falan diye yapıp oradan gitmelik ve bir daha yüzünü görmemelik bir event bu. Şiddet yanlısı değilim. Bir edebi var, bir adabı var aldatmanın da. Ay çok zor duruyorum ya. Zor bir video bu. Allah belanızı. Of of. Allah hepinizi bildiği gibi yapsın. Aldatıldığımı ondan ayrıldıktan sonra beni aldattığı kadından öğrendim. Yüzleşip suratına ne kadar şerefsiz olduğunu söyleyince düşündüğün gibi değildi diye kıvırmaya başladı. Manipülasyon ustası kendisi ama benden bu kadar, ona yol, aldatanla işim olmaz nokta. Abi yani. İşte aldatmanın o kadar farklı versiyonları var ki yani aldatmak nedir, illa biriyle yatmak mıdır da soru işareti ya. O yüzden hani sadece şu an aslında biriyle yatma hikayeleri almışım anladığım kadarıyla. Ya da yani biriyle sevgili olma ama hani aldatmak nedir soru işareti de bu arada. Hani sizin de o yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü bence aldatmak mesela hani bana sevgisini, zamanını, değerini vermeyip başkasına harcıyorsa bu söylediğim şeyleri bu aldatma. Benim gözümde. Yani o 1, 2, 3, 4, 5 hadi 5. planı 6. planı olduysam artık o ilişkide ve 1, 2, 3, 4'e başka birini de koyuyorsa illa fuck buddies olmak zorunda değil yani yeni tanıştığı birini de koyuyorsa bir problem yok mu sizce de zaten? Aşko uzak mesafe demem yeterli sanırım. Evet yeterli. Yeterli aşkım, da yalan söyleyeyim, yeterli yani. Biraz bu paranteze de mecburen gireceğiz. Arkadaşlar olmaz. Olacak iş değil. Ben yapamam. Bakın benim yapamayacağımı bütün şu an 10.000'lere, şimdilik 10.000'den 100.000'lerden inşallah olacak. 10.000'lere söylüyorum. Ben uzak mesafe ilişkisi yapamam. Uzak mesafe ilişkisi benim kafamda nedir yani? Neyi yapamayacağımı söyleyeyim. Ben ayda bir gördüğüm biriyle yapamam. Anlatabildim mi? Ya da ben 2-3 gün konuşmadığım biriyle de yapamam. Yani iletişim kopukluğunda da yapabilecek biri olmadığımı düşünüyorum yani. Ben şey gibi de değilim yani, her dakika ne yaptığını bana anlatsın. Ne bileyim işte sürekli bana hediye alsın, böyle hani ben değilim. Ama bir iletişim yani, bir şey paylaşmak çok önemli yani. Tabii ki bu noktada şeyin de bir önemi var. Hani ne kadarlık bir süreden sonra uzak mesafe ilişkisi oldu. O da çok tatsız bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Mesela 3-4 yıllık bir ilişkim var ya da daha fazla. Sevgilinin yurt dışına bir iş geliyor, yurt dışına gidiyor. Oh my god. Yani tabii ki gidecek. Allah gerçekten kimseye böyle bir senaryo yaşatmasın. Yani sevdiğini git şey diyorsun yani, git başka kollarda, git başka yataklarda kendini bul diyorsun. Başarılar öncelikle yeni hayatında. Ama ben kendi country'imde kalacağım. Sen kendi country'inde iyi eğlenceler hayatım, yollarımız ayrılsın gibi bir senaryo yani. Anlatabiliyor muyum? Hele yurt dışını zaten, hani yurt dışına artık uzun süreli giden biriyle zaten şehir dışı maybe'li ama no. Bana no. Çok uzun bir arkadaşlıktan sonra sevgili olduk. Gerçekten her şeyimdi. Ya. Yeri geldiğinde sevgilim, bazen abim, bazen en yakın arkadaşım. Her şey çok güzel giderken bir kızla fotoğrafını attı ve senden daha güzel bir aşk falan dedi. Nasıl yani ya? Kavga ettik, engelledim. Birkaç ay sonra gülerek aradı. Sarhoşmuş. Bana saçma bahaneler sundu fakat çok sevdiğim için tekrar barıştık. Şu an arkadaşız. O beni ölümüne kıskanıyor. Ben onu bir ara bir kız arkadaşı oldu. O zaman da çok kavga etmiştik. Yani wait. Öncelikle wait. Biraz yargılayacağım aşkım. Kusura bakma yani. Siz sevgiliydiniz. Seni başka bir kızla aldattı. Ayrıldınız. Sonra seni aldatan kişiyle arkadaş kalmaya devam ettin. Özür dilerim yargılıyorsam. Gerçekten inanılmaz özür dilerim yani. Ben kimim, insanları yargılıyorum, onu okuyayım. Yargılamak demeyeyim de şok içindeyim yani. Benim yapabileceğim bir şey olmadığı için. Beni aldatan eksimle arkadaş kalıyorum ve onu kıskanıyorum ya da beni kıskanıyor. Wow. Just wow yani. Bunu handle edebiliyorsan brain'inde yani altından kalkabiliyorsan bu sürecin, helal olsun aşkım ama big no. Big no yani. Aldatılmadım, aldatmadım ama aldatma iftirası alıp durduğum bir dönem. Sanırım men biri yazmış bunu. Yani ne düşünmeliyim bilmiyorum ki bu konuda da yani. Bir adama sürekli sen beni aldattın, sen beni aldattın diyen birinin de elinde bir materyal vardır herhalde. Bir şey görmüştür de bunu her dakika söylüyordur diye düşünüyorum. Tabii ki şey de vardır. İnsanların güven problemi var aşkım. Güven problemi olan insanlar var maalesef ki. Ama güven problemi de zaten neden oluşuyor? Bazı menler yüzünden oluşuyor. Yani gelip benim en yakın arkadaşımı şey yaparsan benim güven problemim oluşur zaten. Bu ne olur? Ben mecbur istemsizce birkaç yıl ara vereceğim ki ilişkilerime bu güven problemini birisine yansıtmayayım. He, belli ki ara veremiyorum. Benim gönlüm, ben yani benim gönlüm aşk istiyor. Tabii ki de bu güven problemi birilerine yansıyacak. Bunun suçlusu kim? Ben miyim? Yani en yakın arkadaşımız o aptal yani. Yani güven problemleri de bizle alakalı bir durum değil. Onu da ben çalışmıştım. Güven problemleri normaldir. Kafada kurma normaldir. Overthinkleme zaten en normal şeydir yani diye düşünmekteyim. Of ulan of yani. Gerçekten çektiğim en keyifli videolardandı. Böyle karşılıklı travmalarımıza gülelim. Travmalarımızı konuşup İçinden derslerimizi alalım, çıkartalım ve böyle bir şey oldu ya. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de sevmişsinizdir ve dediğim gibi lütfen bu travma falan diyorum da yani yanlış anlamayın. Gerçekten sizin hikayelerinizde böyle eğlenerek yorum yapmam sizi rahatsız ediyorsa da söyleyebilirsiniz. Ya da Özgür sen şöyle bir şey söyledin ve bu insanları tetikleyebilir dediğiniz bir şey varsa da, çünkü olabilir ablalar yani. Çok fazla cümle kuruyorum ve hani birilerine hitap etmeyen cümleler ya da rahatsız edecek şeyler illaki ağzımdan çıkabilir. Bunu sadece şöyle bir şeyden söylüyorum çünkü. Bu söylediğim şeyi. Mesela bir TikTok attım ve dedim ki Bruno Mars'ın yeni şarkısını sevmedim. Çok kötüydü yani. Berbat falan yazdım. Hemen Özgür'ü severdim ama bu yakışmadı. Özgür gözümde düştü. Arkadaşlar yani bir müziği sevmedim diye bile hani bay bay Özgür olacaksak bizim bu aşkımız yani beni düşündürür. Düşündürür yani. Farklılıklarımızla sevelim. Birbirimizde olduğumuz gibi sevelim. Farklı insanlar, farklı dünyalar vardır. I love you. Erkeklerin aldatın erkeklerin tamam. Aldatınların da alasız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bir sonraki bu terapik gibi yani terapimizi videolarıma benzeyen içeriğimiz ne olsun? Yorumlarda buluşalım. Şunu yapın bunu yapın dedim ama Instagram'a gelebilirsiniz. YouTube'uma zaten abone olabilirsiniz. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. TikTok'ta çok aktifim. Neyse ben defolup gidiyorum daha fazla konuşmadan. Sizi seviyorum. Öner. Kanalımı öner. Seni seviyorum. Aşkım bir tane. Hadi bay bay.